Kayıt diyelim. F bileşke Y eşittir. H olmak üzere F'in tersi bileşke F bileşke Y. Şurası birim fonksiyon. Birim fonksiyon. Dolayısıyla orası ne olacak? Burada ne yapmış? Eşittir. F'in tersi bileşke H demiş. Çünkü burası H olduğuna göre F bileşke Y H'sa nedir? F'in tersi H şeklinde yazabiliriz. En sonunda geçtir. F'in tersi bileşke H. F bileşke G H olduğuna göre bu işlemleri yani şöyle en sonunda F ne olur? H bileşke Y'nin tersi olur. Evet. Şimdi bunu örneklendirelim arkadaşlar. Bize fx fonksiyonu soruluyor. Yapmamız gereken nedir? Aslında fx'i biz bulabilmemiz için ters fonksiyonu devreye sokmamız gerekiyor. Ters fonksiyonu nasıl devreye sokarız? Şu içeride bir fonksiyon var. 3x eksi 2. Biz eğer onun da tersini alabilirsek ona bir fonksiyon ismi verelim. 3x eksi 2'ye. Onu isimlendirelim yani. 3x eksi 2 ne olsun? H x fonksiyonu olsun. O zaman ne olur? F'in içerisinde f bileşke h olur. Dolayısıyla bu fonksiyon neye eşitmiş? 5x artı 2 eşitmiş. Şimdi ben f'i istiyorum. F'i bulmak istiyorum. O zaman nasıl yapacağım? Sağdan şöyle yapabiliriz. F bileşke h bileşke h'ın tersi x o zaman ne olacak? 5x artı 2'yi bileşke h'ın tersi diyeceğim. Zaman burada h'ın tersini bulmam lazım. H fonksiyonumuz buydu ya. H'ın tersi ne olur? Çıkarmanın tersi toplama yani x artı 2 bölü 3 olur. O zaman yapmamız gereken şurası nedir arkadaşlar? Birim fonksiyon. Birim fonksiyon. Direkt I yazacağız. F bileşke birim fonksiyon. O da tekrar direkt fx olacak. Fx eşittir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 5x artı 2 fonksiyonun içine h'ın tersini yazacağız. Yani x artı 2 bölü 3 yazacağız. Yazabiliriz. Kalemi ben değiştireyim. X gördüğüm yere onu yazacağım. 5 çarpı x artı 2 x artı 2 bölü 3 sonra artı 2 diyorum. Da ne olacak? 5x artı 10 3 kere 2 6 16 bölü 3 olacak. Da nerede var? Bakalım Adana şıkkında var. Doğru cevap A diyebiliriz. Evet. Nerede millet ya? Allah Allah. Ders başladı. Evet. Eylül. Okuyabilir miyiz soruyu? G eşittir R'den R'ye olmak üzere. Fx eşittir 5x eksi 1. G bileşke Fx eşittir Sx artı 5 fonksiyonları veriliyor. Buna göre Gx fonksiyonu aşağıdakilerden Evet, Gx fonksiyonu soruluyor. Biz şöyle yaparsak sağdan yani G bileşke F bileşke F'in tersini işleme tabi tutarsak burası birim fonksiyon. G bileşke birim fonksiyon. Bu da ne olur? Direkt
gx olur. O zaman zaten bize gx soruyor. Biz şuradan f'in tersini bulalım. F'in tersi ne olacak? X artı 1 bölü 5 olacak. Sonra sağdan, yani şu fonksiyona, şuradaki fonksiyona sağdan ne yapacağız? Bileşke yapacağız. Yani y bileşke f bileşke f'in tersi x diyeceğim. 8x artı 5'in içine, yani bileşke f'in tersini yazacağım. X artı 1 bölü 5'i yazacağım. X gördüğüm yere bu ifade yazacağız. Yazalım. 8 çarpı x artı 1 bölü 5 artı 5 diyor. Evet, bu işlemi devam ettirirsek 8x artı 8, 5 kere 5 25, 25 8 daha 33 yapar. Bölü 5 olur. Bu da nerede var? Ceyhan şıkkında var. Sorumuz da bu şekilde. Var mı sormak istediğiniz, anlamadığınız yer? Evet, Ayça, Fatih, Muhammed. Var mı sormak istediğiniz, anlamadığınız yer? Yok hocam. Geçiyorum. Evet, Ayça, okuyabilir miyiz? F, R, gerçek sayıdan gerçek sayıya, G, gerçek sayıdan gerçek sayı olmak üzere fx eşittir 7x eksi 2. G'nin tersi bileşke fx eşittir 3x eksi 4 fonksiyonları veriliyor. Buna göre gx fonksiyonu... Gx fonksiyonunu soruyor bize. Şimdi biz arkadaşlar şurada g'nin tersi bileşke f tekrar f'in tersini işleme tabi tutarsak şurası birim fonksiyon olur. G'nin tersi bileşke birim fonksiyon. O da g'nin tersi olur. Biz g'nin tersini bir bulalım. Sonra normal fonksiyona geçiş yapabiliriz. Önce f'in tersini yazalım buradan. F'in tersi x ne olur arkadaşlar? X artı 2 bölü 7'dir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? G'nin tersi bileşke f bileşke f'in tersi diyorum. Bu eşittir. Bu fonksiyonla arkadaşlar sağdan 3x eksi 4'ün içerisine şunu yazacağım. Yazıyorum. 3 çarpı x artı 2 bölü 7 eksi 4 diyorum. Bu da ne olacaktır? 3x artı 6 eksi 28. Yani eksi 22 bölü 7 olacak. Bu bulduğumuz fonksiyon şu anda aslında g'nin tersi. Neden? Yukarıda açıklamasını ifade etmiştik. Şimdi ben bunun tersinin bir daha tersini alırsam, yani bu fonksiyonun bir daha tersini alırsam, şöyle yaparsam, tersinin tersini alırsam ne olur aslında? Gx olur. Şimdi bunu da nasıl yazıyorum arkadaşlar? Şöyle yazıyorum. 3x eksi 22 bölü 0 çarpı x artı 7. Hatırlarsanız bir kuralımız vardı. O kuralı sağlayacağız. Daha pratik. Şunların hem yer hem işaret. Yer ve işaret eksi 7x eksi 22 bölü eksi 3. Eksiyle hem yukarısını hem aşağısını çarparsam 7x artı 22 bölü 3 olur. Nerede var? 7x artı 22 bölü 3 denizli çıkar.
Evet, var mı sormak istediğimiz anlamadığımız yer? Evet arkadaşlar. Soru anlaşıldı mı? Alo. Sesim geliyor mu? Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Evet. Bir sonraki soruya geldik. Kim okuyordu? Dinliyoruz. Eylül Ayça okuyor. Başka okuyan yok. F birleşke G'nin tersinin tersi x eşittir 2x eksi 6 F x eşittir x eksi 11 olduğunu. Evet. Bize neyi soruyor? Biz fazla mı geçtik ya? Bir dakika. Ben bu sorunuz. Evet, F içerisinde eksi 1'i soruyor bize. Bunu çözelim. Arkadaşlar, F içerisinde eksi 1'i bulabilmemiz için nasıl yapabiliriz burada? Gx. Yani ben şunu şöyle yazabilir miyim aslında? F'in içerisinde gx eşitmiş 3x eksi 7. Şimdi şurasını eksi 1 olması istiyorum. Burası eksi 1. O zaman eksi 1'e eşitliyorum. Buradan 5x eşittir. Eksi 5. X eksi 1. Yani x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam f içerisinde eksi 1. Burada da eksi 1 yazacağım. Eksi 3. Eksi 7. Cevabımız eksi 10 olacaktır. Yani doğru cevap alınabiliriz. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Ses 1-2 deneme. Soru anlaşıldı mı? Eylül, Ayça, Muhammed, Fatih. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Diğer sorumuza geçiyoruz. F bileşke G'nin tersinin tersi eşittir 2x eksi 6. F x eşittir x eksi 11. Olduğuna göre G3 kaçtır? Kaçtır? G3'ü nasıl bulabilirim? Önce şu işlemi yaparsak sağdan sola doğru işlem yapılır. G'nin tersinin tersi bileşke F'in tersi olur. Bu da ne olur? G bileşke F'in tersi X demektir. Bu ifade 2x eksi 6'ya eşitmiş. O zaman bana ne lazım arkadaşlar? F'in tersi lazım. F'in tersini alırsam arkadaşlar gerçeği şöyle bunu kalsın şöyle. G bileşke F'in tersi X ne eşit? 2X. Hatta bunu biraz şöyle açık şey yapalım. Eşittir. 2x eksi 6. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat ederseniz ben diyorum ki şuradan da işlem f yaparsam şurası birim fonksiyon olur. G bileşke I x olur. O da zaten direkt G x'i verecektir. O zaman arkadaşlar 2x eksi 6'nın içerisinde yani bileşke f'i yazacağım. F neydi? X eksi 11'di. Hadi yazalım. 2 çarpı x eksi 11 eksi 6.
diyorum. 2x, eksi 22, eksi 6 daha ne yapar? Eksi 28 yapar. Fonksiyonu bulduk. Şu anda bu gx. Bana ne diyor? X gördüğüm yere 3 yazıyor. Yazalım. G3. 2 kere 3, 6. Eksi 28. O da eksi 22 olacaktır. Doğru cevap Bursa diyoruz. Evet, soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Geçiyorum o zaman bir sonraki sorumuza. Evet, dinliyoruz. F'in tersi bileşke gx eşittir eksi 3 x artı 4 f 5 eşittir 3 olduğuna göre g'nin tersi 3 kaçtır? Evet, g'nin tersi içerisinde 3 istiyor bize. Biz arkadaşlar buna nasıl geçiş yapabiliriz? Düşünelim bakalım. Şimdi f'in tersi bileşke gx eşittir. Eksi 3x artı 4. F5 eşittir 3. Onu görmüş. Bunu şöyle yazsak. Bunu şöyle yazsak. F'in tersi içerisinde gx eşittir. Eksi 3x artı 4. Şunla şunun yerini değiştirirsem böyle yapalım. Yerini değiştirsem f'in tersi f'e dönüşecektir. O eşittir gx olacak. Böyle yazabilir miyiz? Yer değişikliği bak. Hani kuralımız var mı? Böyle yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz burayı 5'e eşitlesek şurayı. 5'e eşitlesek. O zaman eksi 3x artı 4. 5 ise eksi 3x eşittir 1. X eşittir eksi 1 bölü 3. X gördüğüm yere eksi 1 bölü 3 yazarsam aslında f5'i bulurum. O da g içerisinde g'nin içerisinde tabii ki eksi 1 bölü 3'e eşittir. Eksi 1 bölü 3'e eşittir. Ama bana g'nin içerisinde 3'ü soruyormuş. Neyse şimdi ne yapsak buradan? G'nin içerisinde G'nin tersi içerisinde. Bu böyle bir kalsın. Dur bakalım. Şöyle bir geri alalım. O zaman şöyle taktik uygulayacağız. Bu yaptığımız eşitlik böyle bir dursun. Arkadaşlar şurası. Şunu kullanmayalım diye. Evet. Şimdi ne yapabiliriz biz burada? Gx buna eşitse G'nin tersini ben işleme tabi tutsam şununla, yani şöyle yapsın, gx eşittir f'in içerisinde eksi 3x artı 4 ya. Buna ne yapsam acaba? Burada ne yapabiliriz? Şurası 5. Burası 3 eşit. Aslında öyle yazabilirim. Burası 5, burası 3 eşit. Yani diyebiliriz ki eksi 3x artı 4 5. Biz biraz önce burada x'i kaç bulmuştuk? Eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. Gx'imiz de 3.
Şimdi şununla şunun yerini değiştirirsem arkadaşlar tersi fonksiyon devreye girer. Şimdi oldu. Eşittir x. X'i de biz eksi 1 bölü 3 bulmuştuk. Cevabımız eksi 1 bölü 3. Yani doğru cevap Ceyhan diyebiliriz. Evet. Var mı sormak istediğimiz? Alo. Ses 1-2 deneme. Anlaşılmayan nokta var mı arkadaşlar? Anlamadığınız yer işlem aşamasında. Ses. Evet, hayır deyin. Anlaşıldı hocam. Evet, 20. sorudayız arkadaşlar. Dinliyoruz. Kim okuyordu? Ben okuyorum hocam. F r eksi 5'ten r eksi 5'e f x eşittir 5 x eksi 11 bölü x eksi 5 olduğuna göre f bileşke f eksi 2 değeri kaçtır? Evet. Şimdi bakıyoruz ikisi 5 5 çıkarmış. Bu bize bir şey hatırlatıyor. Demek tersinin ters fonksiyon aldığımızda orada da yine tanımsız yapan 5 değeri varmış. Arkadaşlar biz şunun tersini bir alalım bakalım. Tersi nasıl çıkar? Bunun tersi. Dikkat edin nasıl alıyorduk? 5 eksi 5 yer değiştiriyor. Eksi 5 artı 5 x oluyor. X 11 bölü x eksi 5 aynısı. Ha, f ile f'in tersi aynı. O zaman f ile f'in tersi aynıysa aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. F bileşke f'in tersi. Bir tanesini şu ikincisini f'in tersini alıyor. Bileşke f bileşke f'in tersi. Böyle ikişer ikişer birim fonksiyon oluyor. Ta ki en sonunda bir tane kalıyor. Bir tane kalıyor. Onun içerisinde f içerisinde eksi 2 diyorum. Şuradan arkadaşlar nereye kadar? Bu birim, bu da birim geliyor. En sonunda o da birim oluyor. Yani buralar hep etkisiz fonksiyon, birim fonksiyon. Direkt bize aslında f içerisinde eksi 2 soruyor. Niye? Kaç tane var burada arkadaşlar? 13 tane bildiği için. Yani 12'si ikişer ikişer ne oluyor? Birim fonksiyon oluyor. Geride bir tane kalıyor. O da f içerisinde eksi 2. 13 olması için. Şimdi f içerisinde eksi 2 bizim cevabımız olacak. X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 10 eksi 11 bölü eksi 7. Eksi 21 bölü eksi 7 cevabımız kaç olacak? 3 olacak. Yani doğru cevap Bursa diyebiliriz. Evet, bu soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Alo. Anlaşıldı. Şimdi 21 nolu sorumuza bakalım. Y eşittir fx ve gx fonksiyonun grafiği verilmiştir. F'in tersi içerisinde g bileşke h, şey g bileşke f 0 ifadesinin değeri kaçtır diyor bize. Arkadaşlar şurada önce şu işlemleri bir aşama aşama göstereyim. F'in tersi içerisinde g diyelim. Sonra bunun içerisinde F0. F0 nedir? Bakıyorum F0. F0 şurası arkadaşlar. F0 2'dir. O zaman diyorum ki ben şunu şöyle yazarım. F'in tersi bileşke G içerisinde 2 diyebilirim. Şimdi G2'ye bakalım. G2'ye bakın şurada arkadaşlar. G2 0 demektir. O zaman da f'in tersi içerisinde 0.
Bunun manası da hangi x değeri için f fonksiyonu hangi x değeri için şöyle yapalım olmasa işte x diyelim şunu şunu yerini değiştirelim. Bunun manası f x eşittir 0. Hangi x değeri için y'si 0'dır? Cevabımız o olacak. Bakıyorum arkadaşlar. Hangi x değeri için y'si 0? Y'si 0 f fonksiyonunda tabii ki şurada. Şu nokta nedir arkadaşlar? X'i eksi 4 için y'si 0. Bunun manası aslında f içerisinde eksi 4 sıfıra eşit demektir. Dolayısıyla x'imiz ne olacak arkadaşlar? X'imiz eksi 4 olacak. Doğru cevabımız hangi şıkta var? Adana şıkkında var. Evet arkadaşlar konuyu bitirdik. Ters fonksiyonları bol bol örneklerle göstermiş olduk. Şimdi bizim bir 10-11 dakika zamanımız daha var. Testlerle devam edelim. Mesela bir numaralı sorumuzu kim okuyacak? Sırada kim vardı? Evet. Fatih, Muhammed onlar okuyamıyor sanırım. Evet. Ayça devam edelim. Dinliyoruz. F gerçek sayıdan gerçek sayı fx eşittir 3x eksi 5 olduğuna göre f bileşke f'in tersi x artı 7 fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burası Ayça ne oluyor burası? Birim fonksiyonu değil mi? I. Evet hocam. X artı 7. Birim fonksiyon içine ne yazarsan dışarıda aynısını yansıtır. Yani doğru cevabımız Bursa diyebiliriz. Geldik diğer örneğimize. Dinliyoruz. Evet Eylül. F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. Fx eşittir x artı 11, gx eşittir 8 eksi 2x olduğuna göre g'nin tersi bileşke f x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, g'nin tersi bileşke f. Şimdi g'nin tersini alabiliriz biz. Alalım. Y'nin tersi x o da nedir? 2x eksi 2x artı 8 ya biz ne yapacağız? Eksi 2x artı 8 ise artı 8 yani çıkartma yapacağız. Orada toplama yapıyorsa biz çıkartma yapacağız. Eksi 2'ye bölünmüş. Şey eksi 2 ile çarpılmış. Biz eksi 2'ye böleceğiz. Dolayısıyla tersi arkadaşlar 8 eksi x bölü 2. Tersi bu. G'nin tersi x. Bunu bulduk arkadaşlar. Şimdi G'nin tersinin içerisinde yani bu ifade eşittir. G'nin tersinin içerisinde yaz. Fx'i yaz diyor. Yazalım arkadaşlar. Fx zaten vermiş bize. 8 eksi x artı 11 bölü 2 diyor. Yukarısı xx 8 eksi 11 eksi 3 olur. Bölü 2. Nerede var bu? Eksi x eksi 3 bölü 2. Doğru cevap. Ceyhan gelmiş. Evet, soru anlaşıldı mı? Alo. Alo. Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Geldik. Bir diğer örneğimize. Kim okuyordu? F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. F'in tersi x eşittir 2x artı 4. Gx eşittir 5x eksi 4 olduğuna göre F bileşi G'nin tersinin tersi x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Tersi işlem yapıyoruz. Nasılız? Sağdan sola doğruydu. İfade eşittir. G'nin tersinin tersi bileşke f'in tersi x. Ne olacak? G bileşke f'in tersi x olacak. Şimdi o zaman g'miz belli. Yani biz aslında ne diyeceğiz?
eşittir diyorum arkadaşlar şuraya. Ben şartı, yani şu fonksiyonda şunu yazacağız. B şartı 2x artı 4 x'i 4 diyeceğim. 5 kere 2 10x artı 20 x'i 4 artı 16 olur. Nerede var? Denizli çıkkında var. Evet, bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. İşlem aşamasında var mı sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Sanırım yok. Devam ediyoruz. 4 numaralı soru. Bu sefer ben okuyayım. F, G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. F ve G fonksiyonları şekilde verildiğine göre F'in tersi bileşki G'nin tersi X fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Aslında bu arkadaşlar nasıldır biliyor musunuz? Bu Goff'un tersidir. Nasıl? Bakın işlem sağdan sola doğru oluyor ya. Bu da eşittir. F'in tersi bileşke G'nin tersi olduğu için. O zaman ben bir Goff'u bulayım. Sonra tersini alayım. Goff'u nasıl bulurum? G'nin içerisinde fx'i yazarak. Yani şunu şuraya yazacağım. O da ne yapar? X, x'i 9 artı 3. X artı 4 olur. Bu şimdi Goff x. Ben eğer bunun tersini alırsam aslında bu da eşit. Tersini alabilirim. Direkt nedir arkadaşlar? Yani bu fonksiyon eşittir. X, x'i 4. Ne var? Olsa şıkkında var. Evet, soru anlaşıldı mı? Sormak istediğimiz, anlamadığımız yer? Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Evet arkadaşlar, 5 numaralı soru yine Ayça Eylül okusun bakalım sırayla. F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. F x eksi 2 eşittir 3 x artı 1. G x artı 1 eşittir x artı 4 olduğuna göre F'in tersi bileşke G 3 ifadesinin değeri kaçtır? Evet arkadaşlar, burada ifade eşittir F'in tersi içerisinde G3'ü yaz demektir. G3 nedir arkadaşlar? X yerine 2'yi yazarsam şurada 2 yazarsam 6 demektir. Bu da F'in tersi içerisinde 6 eşittir. Ben diyorum ki bu ifade X olsun. Bunun yerini değiştirirsem F içerisinde X eşittir 6 olur. Şimdi Fx'i ben nasıl bulurum? Fx'i de şöyle bulurum arkadaşlar. X gördüğüm yere X artı 2 yazarak. X gördüğüm yere X artı 2 yazarak. O zaman Fx eşittir 3 çarpı X artı 2 artı 1 diyor. Bu ne yapar? 3x artı 6 1 daha 7. Buymuş. Bunu 6'ya eşitleyelim. Eşitleyelim arkadaşlar. Kalemin rengini değiştirelim. 3x artı 7'yi eşitliyorum. 6'ya eşitliyorum. 3x eşittir. X'i 1. Bunu güzel yaz. X'i 1. X eşittir. X'i 1 bölü 3. Bu da bizim cevabımız olacaktır. Nerede var? Bursa şıkkında var. Soru da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Fx eşittir 5 eksi x olduğuna göre f bileşke f bileşke f bileşke f x fonksiyon hangisi diyor bize. Acaba hangisi? Şimdi arkadaşlar bunun tersini alsak acaba ne olur? Mesela buna y diyorum. Tersini alayım. Aslında şöyle de yapabiliriz.
x x artı b şeklinde yazalım. Bunun tersi x eksi 5 bölü eksi 1 ile çarpılmış ya. Eksi 1'e bölüyorum. Bu da ne yapıyor? 5 eksi x. Bakın tersi yine kendisine eşit. Ha, tersi kendine eşit olduğu için 1, 2. 2 tane ikili. Bir tanesine f'in tersini yazıyorum. Bir tanesi. Bir eşke bir tanesine f'in tersini yazıyorum. Yazabilir miyim? Yazabilirim. Çünkü eşit. Yani f ile f'in tersi birbirine eşit olduğu için yazabilirim. Sakınca yok. Burası birim fonksiyon arkadaşlar. I bileşke I x. O da kendisi olacaktır. Yani x'e eşit olacaktır. Doğru cevabımız Adana birimiz. Evet, soru anlaşıldı mı? Alo. Ses 1-2 deneme. Anlaşıldı hocam. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçi son dakika içerisindeyiz. 20 geçe ara veriyorduk değil mi? Sanırım. Son dakika evet. İçerisindeyiz. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler hocam. İyi günler arkadaşlar.